Libya hükümetine bağlı Öfke Volkanı basın merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hafter ministerine mühimmat taşıyan Antonov tipi kargo uçağın 5 Mayıs'ta Terhune havaalanına iniş yaptıktan sonra hava unsurları tarafından vurulduğu bildirildi. Açıklamada uçağın vurulduktan sonra içindeki silah ve mühimmatın infilak etmesinin, Hafter ministerinin sözcüsü Ahmet El Mismari'nin uçakta tıbbi malzeme bulunduğu iddiasının doğru olmadığını gösterdiği kaydedildi. Öfke Volkanı basın merkezi ayrıca bugün Suriye'nin Şam havaalanından kalkan Suriye Hava Yolu Şirketi Kıhem Wings Airlines'a ait Airbus 320 tipi yolcu uçağının Libya hava sahasına girdikten sonra radardan kaybolduğunu duyurdu. Hava uzmanları, Ürdünlü askeri uzmanlar ve paralı askerleri taşıdığı belirtilen söz konusu uçağın indikten sonra diğer uçak gibi hedef olmamak için takip sisteminden çıkmış olduğu değerlemesinde bulundu. Libya'da Hafter güçlerine ağır darbe vuruldu. UMH güçleri, Birleşik Arap Emirlikleri panzerleri, Gret roketleri ve 10 adet tank ele geçirildiğini duyurdu. Libya hükümeti lideri Faiz Es-Serrak, öldürülen Hafter'e bağlı paralı askerlerin ülkelerine gönderilmelerini emretti. Libya'da hükümet güçleri, başkent Trablus'un batısında yaklaşık 3000 kilometre karelik alanı Hafter milislerinden geri aldıklarını duyurdu. Barış Fırtınası operasyonu çerçevesinde bugün başkent Trablus'un batısında yer alan Surman, El Cemil, El Uceylat, Rikdalin, Melite, Zeltan ve El Asse beldelerinin yanı sıra Sabrata şehrini Hafter milislerinin elinden alarak kontrolü sağladıklarını belirtti.